Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün 23 Ocak Çarşamba, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmeleri sizlere aktaracağız. Güne iz bırakan önemli bir gelişmeyle hemen başlayalım. Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye tarafından kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde 3 gün içinde ikinci kez bombalı saldırı haberi geldi. Evet, bu görüntüler 20 Ocak'taki bombalı saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'na başlattığı tarihin birinci yıl dönümünde teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Terör örgütü YPG PKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen bombalı iki saldırı meydana geldi ve ilk saldırıda bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeni aracın ilçe merkezinde Kava Kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi. Patlamada otobüsteki iki sivil yaşamını yitirdi, 8 yolcu yaralandı. Ayrıca 20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Evet sevgili izleyenler, Şırnak'ta teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Besler Dereler bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi. Evet, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarını şimdi ekranlara taşıyacağız sevgili izleyenler. IŞİD'li ve Suriye, Irak'ta yenilgiye uğrattık bilgisini paylaştı. IŞİD'i Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık dedi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda video konferans yoluyla katıldı ve orada gerçekleştirdiği konuşmasını. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine heyet göndermeme kararı nedeniyle video konferans yoluyla 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna katıldı. Trump'ın ekonomi politikalarına övgülerde bulunan Pompeo, ABD ekonomisinin her yıl %3'ün üstünde büyüdüğünü, çalışanların ücretlerinin arttığını ve kadın işsiz sayısının son 65 yılın en düşük oranında gerçekleştiğini anlattı. Pompeo, Davos zirvesine katılan ülkelere Trump'ın düşük vergi, ekonomik liberalizm ve ticaret alanındaki reformlarını aynen uygulamaları tavsiyesinde bulundu. Konuşmasında Orta Doğu'da son günlerde yaptığı temaslara ilişkin de bilgi verdi Pompeo. Koalisyon ülkeleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını belirtti. Pompeo, daha yapılması gereken çok iş var. Sizin yardımınıza başaracağımızı biliyorum ifadelerini kullandı. Evet, şimdi Kerç Boğazı'na çıkan yangın hakkında Dışişleri Bakanlığı 4 Türk'ün hayatını kaybettiği, 8 Türk'ün kurtarıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığı olayda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına başsağlığı diledi. Yapılan yazılı açıklamada Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta Maestro ve Kendi adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edilen olayda ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün ise yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada kayıp olan 4 vatandaşımız içinse arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir ifadeleri yer aldı. Yo.
Evet, bugünün önemli gelişmelerinden biri de Mustafa Sarıgül'den geldi sevgili izleyenler. Mustafa Sarıgül CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Başkanım sizden sonra bizi kamplara götürün. Sarıgül CHP'den istifa etti. Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül istifa kararını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarıgül açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi ilçelerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Sarıgül ayrıca akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net, hayır. Şişli'ye vereceğim daha çok hizmet var. Diyebilirsiniz ki Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net, kendimi bugünden itibaren Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki Sarıgül Şişli'de başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net, evet. Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlilerle birlikte belirleyeceğim. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgileri aktaracağım dedi. Sevgili arkadaşlar, şimdi sevgili kardeşlerim, yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni Şişli için heyecanlı, enerji dolu bir yol. Evet sevgili izleyenler, Türkiye'de son günlerde konuşulan en önemli konulardan biri Suriyeliler meselesi. Bugün bu konuyu ele alacağız ve hem Suriyeli seçmenleri konuşacağız hem de genel olarak Suriyeliler meselesini ele alacağız. Stüdyomuzda İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sayın Ali Işıner Hamşioğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan konuşacağız bu konuyu ama öncesinde bir VTR girecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bir açıklamaya bakacağız. Sonrasında sohbetimize başlayabiliriz. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. 53.099 Suriyeli oy kullanacak dedi. Bu ne anlama geliyor? Son 7 ayda %150 arttığını gösteriyor. Neymiş? Altın Özü. Yayladağ, öteki ilçe hangisiydi? Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacaklar diye milleti tahrik eden, milletimize yanlış bilgi veren, ben kamu sorumluluğunda bir adamsın yani. Kamu sorumluluğunda. Ha bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızda söylemek isterim. Öyle yok bu iş yani. Lafı söyleyeceksin, yanında kalacak. Tahrik etmeye çalışacaksın. Ve kamu sorumluluğunda olan bir kişi olacaksın. Böyle bir şey yanına kalması doğru değil. Ha ben yanlış yapıyorsam benim yanımda kalmasın. Ve bu tip manipülasyonlara hiçbirimiz yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye, halkın değerleri üzerinden istismar etmeye yönelik bir anlayışı elbette ki hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması bu yöndeydi sevgili izleyenler. Sayın Hamşioğlu ile konuşacağız şimdi. Yeniden takdim edeyim ben. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Işıner Hamşioğlu. Sayın Hamşioğlu, şöyle başlayalım. Türkiye'de Suriyeliler meselesini geniş olarak ele alacağız ama önümüzde bir süreç var. Nedir bu süreç? 31 Mart süreci. Adım adım ilerliyoruz. Ancak tam bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aslında gündeme damgasını vuran bir açıklama yaptı. Dedi ki 53.099 Suriyeli oy kullanacak dedi. Şimdi baktığımız zaman 24 Haziran seçimlerine baktığımız zaman son 7 ayda aslında %150 gibi bir artış var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım. Valla görünen o ki Sayın Süleyman Soylu Sadi Güven'in YSK Başkanı'nın işte mükerrer seçmen yoktur, hayalet seçmen yoktur ifadesine yeni bir
katkı sundu. Artık Türkiye'de ithal seçmen var. Bu 53.099 kişiden daha ziyade üzerinde tartışılması gereken şey Sayın Soylu'nun meclis kürsüsünde açıkladığı 360 bine çocuğa vatandaşlık verelim Suriyelilerin. Bu bir temenni benim dedi. Daha sonra biz kendisine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ümit Özdağ bu akbil değildir. Herkese dağıtacaksın Türk vatandaşlığını. Senin keyfiyetle dağıtabileceğin bir şey değil dediğinde ya ben öyle demek istemedim diye düzeltme ihtiyacı duydu. Ama bu 53.099 aslında vatandaşlık verilen 79.820 kişiyi ifade ediyor. Yani 79.820 kişisi vatandaşlığa geçirilmiş 4 milyonu aşkın. Bu arada tabii bir türlü sayısını da netleştiremiyoruz. Yani göç idaresinden bir açıklama yapılıyor. 3 milyon küsur olduğu yönünde. Daha sonra Birleşmiş Milletler bir açıklama yapıyor. 3 milyon 632.622 kişi diyor. Bunlar sadece Suriyeliler. Onun yanında Afgan mülteciler var. Türkiye'de sınırdan kaçak geçişleriyle beraber sayıları sürekli olarak artan. Yani Türkiye'de kaç tane sığınmacı var, kaç tane mülteci var, bunların hukuki statülerine Sayın İçişleri Bakanı da bunu bildiğini düşünmüyorum. Çünkü her seferinde farklı bir açıklama yapıyor. Yalnız bu beraberinde şu tehdidi getiriyor. 31 Mart'a kadar 53.099'unu yetiştirdikleri ama muhtemel ki bir sonraki genel seçimde sayısının daha da artacağı bir ithal seçmen kriziyle Türkiye karşı karşıya. Yani ellerindeki imkanları sonuna kadar zorladılar. 16 Nisan kirli referandumu olarak ifade ettiğimiz süreçte Türkiye'nin seçim sistemini, seçim güvenliği sistemini çöktüğünü hepimiz gördük. Bundan sonraki yapılacak herhangi bir seçimin de uluslararası gözlemci kuruluşlar tarafından temiz bir seçim olarak adlandırılacağını da zannetmiyorum. Öyle de oldu. 16 Nisan'da Ankara, İstanbul ve diğer büyük illerde hayır çıktığı halde Türkiye bir rejim değişikliğine gitti ve biz bu hala bunun nasıl olduğunu anlayabilmiş değiliz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yapılan ilk seçimde de Muharrem Bey'in işte adam kazandı açıklamasıyla nihayete eren bir seçim kirliliği itirazımız vardı. Hala da devam ediyor. 31 Mart'ta da bunun farklı olmayacağını gördük. Artık limitleri dolmuş bir seçim güvenliği probleminin ithal seçmenle ortadan kaldırılması da mümkün görünmüyor. Tedirginiz bu konuda. Ama tabii ki daha önce İstanbul İl Başkanımız Burak Avuncu Bey'in de ifade ettiği gibi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen Bey'in de çalışmalarını sürdürdüğü itirazlarımız var. Bir kısmı neticelendi, bir kısmının neticeleneceğini düşünüyoruz kısa süre içerisinde. 31 Mart akşamında her sanda tek tek sahip çıkacağımızdan kimsenin tereddütü olmasın. Evet, aslında Yüksek Seçim Kurulu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'de Suriyeliler dışında da kaç vatandaş oy kullanacak, kaç vatandaşın adres bilgilerini güncellemediği için seçmen durumunun durdurulduğu konusu. Şimdi dilerseniz o VTR'ye bir bakalım sevgili izleyenler, sonrasına devam edelim. YSK sahte seçmen yok dedi. 24 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken bu seçimler için 56 bin kişinin kaydı donduruldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde mükerrer ve hayali seçmen bulunmadığı konusunda güvence verdi. Kayıtlı olduğu seçim bölgesinde oturmayan 56.495 kişinin seçmen kaydının dondurulduğu açıklandı. Güven, mükerrer ve hayali seçmen kaydı, seçmen taşınması ve ölü kişilerin seçim kütüklerine hala kayıtlı olmasının ilişkin haberler için de bir açıklama yaptı. YSK Başkanı hayali ve mükerrer seçmen kaydına rastlanmadığını söyledi. YSK Başkanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeli seçmenlerin oy kullanamayacağını da sözlerine ekledi. Şimdi elbette ırkçı söylemlerden de uzak durarak ve o tür anlatımlardan da uzak durarak Türkiye bu tür sorun olarak mı adlandırmak gerekiyor bunu bilmiyorum ama bu durumu nasıl çözebilir? Bunu da elbette konuşacağız. Bunu da bültenin başında söyleyelim sevgili izleyenler. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha öncelerde yaptığı konuşmada dedi ki 380 bin çocuğu devlet izin verse de doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak dedi. Aslında bu ifadeyi nasıl değerlendirirsiniz? Allah izin verse de yapsak dedi. Çünkü zaten iktidar etme
iktidar yönetme hakları elindeyken bu konuda yapabilecekleri bütün yanlışları ısrarla yaptılar. Çok şükür Allah müsaade etmiyor, bir kısmını gerçekleştiremediler. Ya bu aslında bu işin kökünü anlamak için 2011'e dönmek lazım. Yani Suriyeli krizinin ilk başladığı, Suriye krizinin ilk başladığı 2011'e dönmek lazım. 2011 yılında şimdi Türk milliyetçileri, yani bu memleket için bir derdi olan, bir sorumluluk hisseden herkes burada bir parantez açıyor. Bizim Suriyeli mültecilerle, mazlumlarla bir problemimiz yok. Yani böyle bir tartışmanın tarafı olmayı da kendimizi ahlaki olarak kabul ettiremeyiz. Türkiye'ye sığınmış insanların her birinin güvenliği, sağlığı bizim üzerimizde bir sorumluluk. Biz şunu söylüyoruz. Siz daha önceki dış politika yanlışlarını tekrar ediyorsunuz. Yani biz Annan planına karşı çıktığımızda Kıbrıs'ta siz Kıbrıs'a jeopolitik bir önemi yoktu diyordunuz. Biz 2011 yılında size dedik ki sizin Suriye politikanızın sonuçları sadece Türkiye için değil bölge için çok ağır. Ve bu sonuçları Türkiye'nin tek başına kaldırabilmesi mümkün değil. Tek başına kaldıramadığı gibi uluslararası kamuoyunun da buna bir destek vermesi de mümkün değil. Vermeyecekler dedik. 2011'de 100 bin mülteci bizim için kırmızı çizgidir diyen Ahmet Davutoğlu bugün 5 milyon mültecinin sorumlusudur. Şimdi Ahmet Davutoğlu tek başına ama biz kenara ayıralım. Bunu Ahmet Davutoğlu yaptığı da diyemeyiz. Bu AK Parti hükümetlerinin 8 senedir devam eden yanlışı. Biz buna itiraz ediyoruz. Ve diyoruz ki bakın biz 2011'de sizi uyardık. Daha önceki başka konularda da uyardık. Siz hata yapmakta ısrar ettiniz. Sizin hatalarınızın düzeltilmesinin bedelini bu millet çok ağır ödüyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ifade etti. Sadece parasal olarak 40 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Şimdi bunu bu milletin omzuna yüklemeye kimsenin hakkı yok. Ve bugün de diyoruz ki siz bu şekilde devam ederseniz sizin bu devam ettiğiniz yol değil. Bu ülkede çok daha büyük krizlere sebep olacaksınız. Yani bunun içerisinde milli birlik krizi var, güvenlik krizi var, ekonomik kriz var. Uluslararası kamuoyu karşısında Türkiye'nin itibarını yerlere düşüren bir başka kriz daha var. Yani hukuksal olarak da bu insanlara verdiğiniz statüde problemler var. Bu insanların Türkiye'de başlarına gelen çeşitli kriminal olayların uluslararası alandaki yansımaları var. Bir de maalesef bunu söylemekten ben üzüntü duyuyorum ama uluslararası kamuoyuyla pazarlık yapıyorsunuz bu insanlar üzerinden. Yani şimdi dün Ömer Çelik elinde bir karikatür vardı, gösterdi. Suriyeli bir çocuk işte denizin altında mülteci, karnesi çocuğun ceketin içine dikilmiş ve uluslararası kamuoyunu suçluyor. Peki insana sormazlar mı? Siz bu insanların Türkiye'den herhangi bir şekilde Avrupa'ya gittiğinde Türkiye'ye iadesini peşinen kabul ettiniz. 18 Mart 2016 tarihli Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde ve dediniz ki biz bunun karşılığında sizden 3 milyar dolar para istiyoruz. Yani siz o mülteci çocuğun karnesiyle fotoğraf verirken aslında o mülteci çocuğun muhtemel Avrupa'ya gitme hayallerini zaten 3 milyar dolar karşılığında sattınız. Şimdi o sorumluluğu almayalım, bu sorumluluğu almayalım, bu sonuçlar bizi ilgilendirmez. İşte Türkiye'de Suriyelileri istemiyoruz diyen kitle ırkçı. Böyle, yani bu insanın aklıyla dalga geçmek. Bunu da zaten biz de kabul etmiyoruz ama onlar ısrarla söylüyorlar. 31 Mart'a kadar da bunu söylemeye devam edecekler. Bunu söyleyenlere baskı yapmaya da devam edecekler. Detayını zaten konuşacağız. Evet. 31 Mart'ta 53.099 Suriyelinin oy kullanacak olması seçime nasıl yansır? Bunu konuşacağız ama öncesinde Süleyman Soylu'nun o açıklamalarına bakalım eğer hazırsa. Suriyeli seçmen sayısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 22 bin kişi olarak açıklamıştı. Bu sayı son 7 ayda tam %50'lik artış gösterdi ve 53.099'a çıktı. Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, seçim güvenliği başlıklı toplantıların ilkini Mardin'de, ardından Erzurum'da, son olarak da Samsun'da gerçekleştirdi ve o çarpıcı bilgileri verdi. Türkiye'de vatandaşlık almış, oy hakkı bu sebeple olan Suriyeli sayısı sadece vatandaşlık hakkı almış Suriyeli sayısı 79.823 kişidir. Bunların içerisinden eşit olmayanları çıkardığımızda
önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53.099'dur. Yani sokakta gördüğünüz her Suriyeli oy kullanıyor değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıma seçmen uygulamasına karşı olduğunu savunan Soylu, geçtiğimiz günlerde herkesin kendi yerine oy kullanmasını, farklı davranış ve arayışlar içine girmemesi gerektiğini, bunu tasvip etmediğini, hatta bundan şikayetçi olduklarını ifade ettiler dedi. Seçmen listeleriyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de ne Suriyelilerin oy kullanması, ne adres kayıtlarındaki herhangi bir eksiklik veya hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek bir etkiye sahip değildir. Çünkü seçimle ilgili bütün hukuki süreçler ve kurumlar çalışmaktadır. Aktiftir, bütün itiraz ve düzeltme mekanizmaları çalışmaktadır. Seçmen listelerine, adres bilgilerine ilişkin tespit edilen bir sorun varsa, partiler tarafından bu itirazlar resmi yollarla zaten seçim kurullarına yapılmakta ve bunlar karara bağlanmaktadır. Bu hukuk yolu açıktır ve işletilmektedir. İncelenip karara bağlanmış ve düzeltilmiş olanlar var, halen incelenme sürenler var. Bu aksaklıkların çeşitli sebepleri olabiliyor. Art niyet taşıyanlar da olabiliyor. Ama önemli olan bunların tespit edilip düzelmesini temin eden bir mekanizmanın varlığı ve bunların işliyor olmasıdır. Soylu, 2019 yılı bütçesi plan ve bütçe komisyonundayken milletvekillerinin sorularını yanıtlamış. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısının 385.431 olduğunu söylemiş. Ülke karar verse de bu çocukların tamamını Türkiye vatandaşı yapsak demişti. Evet, Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu yöndeydi. Nasıl etkiler bu sayı, bu rakam 31 Mart seçimlerine, sandığa nasıl yansır? Yani şimdi 31 Mart seçimleri özelinde 54 bin kişi seçim sonuçlarını değiştirecek bir büyüklük değil. Hı hı. Ama biz şunu söylüyoruz. Bunun iki basamağı var. Birincisi, bu insanlar sadece seçme hakkı almıyorlar. Vatandaş olarak seçilme hakkı da alıyorlar. Aynı zamanda kendileriyle beraber bu ülkeye gelen 4 milyon kişi 53.099'u seçmen 79.820 kişiye vatandaşlık verildi ve bize de bir gün vatandaşlık verilecek umudunu taşıyorlar. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Eğer siz böyle yaparsanız bu insanlar kendi ülkelerine dönme arzularından vazgeçecekler. Bir kısmı zaten vazgeçmiş durumda. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp meclis kürsüsünde 360 bin tane çocuğa Türkiye'de doğan vatandaşlık verelim. O zaman şunu adama sormazlar mı? Her gün 400 tane çocuk doğuyor. Yılda 160 bin tane çocuk eder bu. Yani önümüzdeki 5 senede 800 bin tane çocuğa vatandaşlık mı vermeyi planlıyoruz? Bunlarla beraber Türkiye'nin nüfus yapısını, demografik yapısını değişeceğini görmüyor muyuz? Ya da bu insanlar, şimdi en basit tanımıyla azınlık, bir ülkedeki başka bir kültürel veya sosyal ya da etnik gruba tabi olan insanların bir arada bulunma arzusunun sonucunda ortaya çıkan bir kitleyi ifade eder. Şimdi bu kitle giderek büyüyen bir Suriyeli azınlık kitlesine dönmeyecek mi? Etnik olarak ve kültürel olarak Türklerden daha farklı bir, Türkiye'de yaşayan herkesten daha farklı bir yapıyı ifade etmeyecek mi? Dolayısıyla bir süre sonra dair müeyyideler uygulanmalı. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, yani bunu söylemek de çok garip. Yani Türklerle eşit olsunlar. Yani şimdi bu çok garip bir ifade. Diyoruz ki 5 milyon insan var. Bunlar bir şekilde son 8 yıldır Türklerden daha üstün bir muamele görüyorlar. Yani bizim istediğimiz şu anda eşitlensin. Bunu Türkiye'de söylemek çok garip değil mi? O yüzden de bu aradaki uçurum derinleşmeden, fay hattı keskinleşmeden ve kapanmaz bir sorun haline gelmeden her ay 100 bin, özellikle 18 yaşın üzerindeki bekar erkeklerden başlayarak 100 bin Suriyeli kendi ülkesine geri dönmeli. İşte evlatlarımızı şehit vererek, bedel ödeyerek, kan dökerek aldığımız Zeytin Dalı operasyonu sonucunda güvenli bölge haline getirdiğimiz bölgeden başlayarak bu insanlar oraya yerleştirilmeli. Şimdi buradan birilerini uyarıyorum. Açıkça söylüyorum. Bir büyükşehir belediye başkanı daha önce 2015 yılında söylediği, bugün de yeniden kentin kuzeyinde yapmaya çalıştığı 50 bin konutluk TOKİ Suriyeliler için o sosyal konutlardan
ivedilikle vazgeçmeli. Eğer 50 bin konut yapılacaksa Suriye'nin kuzeyinde yapılmalı. Böylece YPG'ye, PKK'ya terk edilen ve İran kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e doğru devam eden PKK devletinin önü Arap nüfusun ortadan kaldırılmasıyla geriye doğru döndürülmeli ve o insanlar kendi vatanlarına yerleştirilmeli. Biz de Türkiye olarak 40 milyar dolar harcamışız madem. Bir 40 milyar dolar daha harcayacağımız çok açık. Eğer bunu harcayacaksak Suriye'de Suriyeliler için harcayalım. Türkiye'deki Suriyeliler için değil. Bunu söylüyoruz. Bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeşitli maddelerinde belirtildiği üzere kendi ülkelerine dönme haklarını kullanmaları için de onlara verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Onlarla kendi ülkelerinde, Suriye'de bir bayram sofrasında, Şam'a, Halep'e, Hama'ya, Humus'a gittiğimizde bir esnaf olarak göreceksek kendi şehirlerinde, insan olarak Türkiye'de geldiklerinde turist olarak ağırlamaktan şeref duyacağımız, tarihsel yakınlığımızda olan, işte Sayın Süleyman Soylu %62'si misak-ı milli sınırları içerisinden geldi diyor. Biz de şunu söylüyoruz. Evet, %62 misak-ı milli sınırlarından geldi. Çünkü oradaki nüfusu boşaltıp, Arap nüfusu, Türkmen nüfusu boşaltıp oraya emperyalist güçler PKK'yı, YPG'yi yerleştirmek istiyorlar. Bunun için de uyarıyoruz ama anlayacaklarını umut ediyoruz. Pekala, çok teşekkürler değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sayın Ali Işıner Hamşioğlu stüdyo konuğumuzdu. Hem Suriyeli seçmen konusunu konuştuk hem de Suriyeliler meselesine değindik. Şimdi kısa bir ara, ardından saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Evet, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye tarafından kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinden 3 gün içinde ikinci kez bombalı saldırı haberi geldi. 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Bu görüntüler 20 Ocak'taki bombalı saldırıdan. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı tarihin birinci yıl dönümünde teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Terör örgütü YPG-PKK tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen bombalı iki saldırı meydana geldi. İlk saldırıda bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği aracın ilçe merkezinde Kava Kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi. Patlamada otobüsteki 2 sivil yaşamını yitirirken 8 yolcu yaralandı. Ayrıca 20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Şırnak'ta Besler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Besler Dereler bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi. 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü IŞİD'i Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını bildirdi. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine heyet göndermeme kararı nedeniyle video konferans yoluyla 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna katıldı.
Trump'ın ekonomi politikalarına övgülerde bulunan Pompeo, ABD ekonomisinin her yıl %3'ün üstünde büyüdüğünü, çalışanların ücretlerinin arttığını ve kadın işsiz sayısının son 65 yılın en düşük oranında gerçekleştirdiğini kaydetti. Pompeo, Davos zirvesine katılan ülkelere Trump'ın düşük vergi ekonomik liberalizm ve ticaret alanındaki reformlarını aynen uygulamaları tavsiyesinde bulundu. Konuşmasında Orta Doğu'da son günlerde yaptığı temaslara ilişkin de bilgi verdi Pompeo. Koalisyon ülkeleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını belirtti. Pompeo, daha yapılması gereken çok iş var, sizin yardımınızla başaracağımızı biliyorum ifadelerini kullandı. Kerç Boğazı'nda çıkan yangın hakkında Dışişleri Bakanlığı 4 Türk'ün hayatını kaybettiği, 8 Türk'ün kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada kayıp olan 4 Türk vatandaşının arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'nda 2 geminin alev aldığı olayda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına başsağlığı diledi. Yapılan yazılı açıklamada Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edilen olayda ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün ise yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada kayıp olan 4 vatandaşımız içinse arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir ifadesi kullanıldı. Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, Şişli'den belediye başkan adayı olacağını da belirtti. Başkanım, sizden sonra bizi kamplara götüren... Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, istifa kararını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarıgül açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Sarıgül ayrıca akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap getirmek isterim. Diyebilirsiniz ki Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net, hayır. Şişli'ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki Sarıgül başka bir partiye geçiyor mu? Cevabım net. Kendimi bugünden itibaren Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki Sarıgül Şişli'de başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net, evet. Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlilerle birlikte belirleyeceğim. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız açıklamasında bulundu. Sevgili arkadaşlar, şimdi sevgili kardeşlerim, yeni Şişli için... Evet, pazarın ateşi bir türlü düşmüyor. Özellikle kuru soğan fiyatları her geçen gün giderek artıyor. Soğanın fiyatı son 10 yılda tam %543 ile rekora koştu. Son aylarda fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğan fiyatları kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Son 10 yılda soğan %543'ü bulan artışla dudak uçuklattı. Üretimin azalmasından kaynaklı sürekli olarak fiyat artışı yaşanan soğanda 2011 yılına kadar 2 milyon tonun üstünde üretim varken 2018'de bu rakam %9.4 düşerek 2 milyon tonun altını gördü. Öyleyse bize düşen nedir?
Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görev de bizimdir ve hesabını sorarız. Hal böyle olunca ne depo baskınları ne de hesabını sorarız söylemleri soğan fiyatlarında düşüş için çare olamadı. Bu nedenle soğanın fiyatı son 10 yılda %543 ile rekora koştu. Bu artışla soğan gıda grubu fiyat artışının üstüne çıkarak iki katı daha fazla yükselmiş oldu. Yükselen fiyatlardan diğer ürünler de nasibini aldı. TÜİK rakamlarına göre son 10 yılda ekmek ve tahıllar %139.5, et %212.7, süt, peynir, yumurta %167.7, patates %303.9, nohut 219.4, meyveler %168.8, sebzeler ise %274.2 gördü. Olan her zamanki gibi yine vatandaşa oldu. Pazar alışverişlerinde gördükleri soğan fiyatları sonrasında pahalılıktan yakınan vatandaş, şimdilerde ise bir tencere yemeği nasıl yapacağını kara kara düşünüyor. Vallahi hiçbir şeyin yanına yanaşılmıyor. O kadar pahalı ki yani bitmişiz. Ya, yaşamak çok zor. Her şey pahalı ama yalnız soğan değil ki bütün pazar pahalı. Uzun zamandır soğanı konuşuyoruz. Evet evet, soğan ve patates. Patates de 5 lira olmuş kilosu. Yani fakir ne yiyecek, bizler ne yiyeceğiz bilmiyorum artık yani. Çaresiz kaldık. 100 gram alıyorsun, 200 gram alıyorsun. Mecbur yani bir yemekli kadar alabiliyorsun. Başka daha gücün yetmiyor ki aslında. Vatandaşın gücü yetmiyor daha fazlasına. Yiğit muhtaç olmuş kuru sofana, bilmem söylesem mi? Ankaralı gazeteciler soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş cevaplıyor. Ankara'mızı yaşanır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Ulaşımdan yeşil alana, sudan altyapıya Ankara'nın sorunlarını nasıl çözecek? Sandık güvenliğini nasıl sağlayacak? Ankaralı seçmene ne anlatacak, ne vaat edecek? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş saat 20'de KRT'de. Evet, Mansur Yavaş bugün saat 20'de KRT ekranlarında olacak sevgili izleyenler. Devam edelim. Antalya nemli hava ve artan maliyet sebze meyve üretimini olumsuz etkiledi. Fiyatlar arttıkça arttı. Hal esnafı artık çiftçilerin ürün ekiminden uzak durmaya başladığını söylüyor. Para kazanamadık sıra üretimi azaltmaya tarafına gidiyor. Antalya'da havaların önceki yıllara göre daha nemli olması ve artan maliyetler sebze ve meyvenin üretimini azalttı, kalitesini düşürdü. Türkiye'nin örtü altı sebze meyve üretiminin merkezi Antalya'da domates 3-6, sivri biber 8-9, salatalık 4,5-5, kabak 5,5, patlıcan 10-11, ıspanak 5-6 liradan toptancı halde işlem görüyor. Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, yaşanan gelişmelerin fiyatlara yansıdığını söyledi. Cumhurbaşkanlığının hazırladığı rapor ekonomide kötü gidişatı gözler önüne serdi. Buna göre borcunu ödeyemediği için toplamda 4.6 milyon kişi takibe düşerken 1.2 milyon kişi de iflas sınırına yaklaştı. Eyvah, dolar yok demeyin ha! Bu işimizin bizim dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Borç Türkiye'nin kamçısı oldu. 1.2 milyon kişi iflas sınırına geldi. Türkiye'nin ne gelirlerinde, ne giderlerinde, ne borçlanmasında, ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Erdoğan böyle dedi ama ürküten veriyi paylaşan da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu. Türkiye ekonomisinde haftalık gelişmeler ve genel görünüm raporu borç batağını gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye'deki tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 1.2 milyon kişiye ulaştı. Şimdi bazıları çekiniyor, korkuyor. Ya halimiz ne olacak? Ne olacak ya halimiz? Yine biz düştüğümüz yerden evvel Allah kalkarız.
Ekonomik krizin derinden hissedildiği bu dönemde vatandaşlar kredi kartlarından çok tüketici kredilerini geri ödemekte zorlandı. Rapora göre 11 aylık dönemde tüketici kredilerini ödemeyenlerin sayısı 137.391 kişi birden artarak 826.899 kişiye fırladı. Kart ve tüketici kredi borçları nedeniyle takibe düşen kişi sayısı toplamda 4.635.000'i aştı. Hem tüketici hem de kredi kartı borcu olanların sayısı 3.373.000 kişiye dayandı. Safranbolu'da plastik şişe getir, bez çantanı götür projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu. En az 5 plastik şişe getirene bez çanta verildi. Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Al bir tane de sana, tamam mı? Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Yarım saatte 11.500 plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Bir tane sana verdim. Kaç tane? Tamam mı küçük hanım? Bölgede 150 tane plastik şişe toplayarak çevreyi temizlediğini söyleyen vatandaşa da bez çantaları verildi. Kaç tane getirdiniz? Ben de sayıyordum 150 tane. Nereden buldunuz bu kadar? Gümüş'ten başladım. Cam terasa kadar ortalığı komple çevreyi temizledim yani. Birden fazla görüyorum. Tamam, 21 olması lazım. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ülkmezer, Safranbolu çevre bilinciyle bundan sonra Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek dedi. Nasıl kuruluşuyla, nasıl kültürüyle, nasıl ki mimarisiyle bu konuda öncü olduysa sıfır atıkla da çevre bilinciyle de bundan sonra Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek. Bir yılda Türkiye'den 3.6 milyar dolar yurt dışına çıktı ve Türkiye'ye gelen sermaye de önceki yıllara göre azaldı. Bu verileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın raporu ortaya koydu. Peki Türkiye ekonomisine güven niye azaldı? Yanıtı haberimizde. Türkiye'ye güven gün geçtikçe azalıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcı Türkiye'den gidiyor. Bu veriler Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın hazırladığı raporda yer aldı. Yaz aylarında dövizin artması, Türkiye'nin kredi notunun düşmesi yatırımcıları korkuttu. Bir yılda Türkiye'den 3.6 milyar dolar yurt dışına çıktı. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yerli sermayenin yurt dışına kaçışı ise yabancı yatırımların yurt içine gelişinden çok daha hızlı arttı. 2017 yılı sonunda yurt dışından 10 milyar 922 milyon dolarlık yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım için gelmiş. Buna karşılık Türkiye'den 2.7 milyar dolar yerli sermaye çıkışı olmuştu. Geçen yılın Kasım ayı sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ülkeye gelen yabancı sermaye tutarı sadece 167 milyon dolar artışla 11 milyar 89 milyon dolara çıkarken ülkeden kaçan yerli sermaye 897 milyon dolar birden artarak 3 milyar 598 milyon dolara fırladı. Peki neden Türkiye'ye duyulan güven azaldı? Vakfa göre güvensizliğin en önemli nedeni hukuk sisteminin bozulması. Ankaralı gazeteciler soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş cevaplıyor. Ankara'mızı yaşanır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Ulaşımdan yeşil alana, sudan altyapıya Ankara'nın sorunlarını nasıl çözecek? Sandık güvenliğini nasıl sağlayacak? Ankaralı seçmene ne anlatacak, ne vaat edecek? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş saat 20'de KRT'de. 2018 yılında kurumların ayrılan bütçe dışında ne kadar yedek ödenek kullandığı ortaya çıktı. Diyanet ve Cumhurbaşkanlığına verilen para milyarları buldu.
Diyanet'e 7.7 milyar lira yetmedi. Ayrılan bütçenin dışında milyonlarca lira daha ödenek çıkarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı. Rakamlar dudak uçuklattı. Aslında Diyanet'in 2018 bütçesi 7.7 milyar liraydı. Yetmedi, yedek ödenek de devreye girdi. Ayrılan bütçe dışında 106 milyon lira verildi. Yani toplamda 113 milyonu buldu Diyanet'e ayrılan para. Sadece Diyanet'te değil, Cumhurbaşkanlığı da kendi bütçesi kadar yedek ödenek kullandı. Bütçede ayrılan 845 milyon liranın dışında 817 milyon lira yedek ödenek verildi. En yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Yedek ödenekten kurumlara ayrılan milyarlar akıllara iktidar kanadından gelen tasarruf çağrısını getirdi. Tüm kurumlarda tasarruf planı yapılırken Diyanet'in milyonlarca liralık ödeneği nasıl bitirdiği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin adaylarının güvenlik soruşturmasından geçtiğini söyledi. Tepkilerse peş peşe geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, uygulamayı geçmişte yapılmış görevden almalara bahane olarak yorumladı. AK Parti'nin belediye başkan adaylarına güvenlik soruşturması uygulaması polemik konusu oldu. GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek Emniyet İstihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu güvenlik soruşturmasını. MİT'in bu soruşturmaya dahil olduğunu söyledi. Tepkiler ardı ardına geldi. CHP sözcüsü Faik Öztürk bu sözleri geçmişte yapılmış olan görevden almalara gerekçe üretmek olarak yorumladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, bundan önce milli iradeyle seçilmiş olan belediye başkanlarının görevden metal yorgunluğunu bahane ederek görevden almasına gerekçe arıyor. O çerçevede bu tür görüşler ifade ediyor. Yalnız Öztürk değil. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bu sözlere sessiz kalmadı. Erdoğan, partili MİT Başkanı ve partili Genelkurmay Başkanı pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etmiştir. Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de böyle bir uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Eski milletvekili ve hukukçu İlhan Cihaner de bu yapılanın fişleme olduğuna dikkat çekti, anayasaya aykırı dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel gündemi Tunceli'de değerlendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Şimdi o eleştirilere bakalım. AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den şaşırtan bir çıkış geldi. Özhaseki, eskort ve koruma kullanan AKP'lileri bu neyin saltanatı diyerek uyardı. Biz Müslüman insanız dediler, hepimize dönüp. Öğrencilerinizi verin yetiştirelim dediler. FETÖ'ye yardım ettiklerini bu sözlerle itiraf etmişti. Şaşırtan bir çıkış daha yaptı. Bu kez belediye başkan adaylarını uyardı. Cumhurbaşkanımızda en çok dikkat ettiği konulardan birisi bu. Sonra bir de son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar, bir şeyler falan filan. Özhaseki bu sözlerle tevazu çağrısı yaptı AKP'li belediye başkan adaylarına. Ne oluyor ya? Bu ne saltanat ya? Bu ne ya? 3 günlük dünyadayız şurada. Geçip gideceğiz. Zaten bir imtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Öyle bir dünyada havanın civanın aslı ne? O sözler AKP'de havaya giren isimler kim sorusunu akıllara getirdi. Anayasa Mahkemesi CHP Grup Başkan Vekillerinin müftülere verilen nikah kıyma yetkisine ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Karar oy birliğiyle alındı.
Cumhurbaşkanımız 3 tane istiyor. Onun üzerine zaten ülkemiz için çok önemli. Hayırlı mübarek olsun. Anayasa Mahkemesi CHP'nin müftüye nikah kıyma itirazını reddetti. Müftülere nikah yetkisi olayı toplumumuzdaki bütün kadınlardan ziyade muhafazakar ve gelenekçi çevredeki kadınların geleceğini etkileyecektir. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu 125 milletvekili, müftülüklere evlendirme yetkisi veren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Beyliğe helalla aldınız, kabul ettiniz mi? Aldım, kabul ettim. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle res kararı verdi. Gerekçesi ise il ve ilçe müftülüklerinin nikah kıyma yetkisinin anayasaya aykırı olmaması. Layıklığı koruma ilkesi ihlal edilmektedir. Müftülerin resmi nikah kıyabilme yetkisi 3 Kasım 2017'de yürürlüğe girmiş, tepkiler de beraberinde gelmişti. Evet sevgili izleyenler, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ankara Gücü taraftarıyla bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi. Aslında Mansur Yavaş geçtiğimiz günde aday tanıtım toplantısında hem Ankara Gücü'nü hem de Gençler Birliği konusunu orada ele almıştı. Ve orada her zaman bu tür sıkıntıları, futbol takımlarımızın sıkıntılarını ben çözüm bulmaya çalışacağım demişti. Ve onlarla bir araya geldi. Şimdi o haberi izleyelim. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ankara Gücü taraftarlarını ziyaret etti. Tanıtım toplantısında Ankara Gücü atkısıyla çıkmıştı kürsüye. Taraftar da tezahüratlarıyla Yavaş'ı yalnız bırakmamıştı. Bir kez daha destek sözü verdi Yavaş taraftara. Gücünüzün yettiği kadar bilet alımları falan biz yaptık ama ben üzerinize yalvardım, benim adımı vermeyeceksiniz. Bir de bu tür şeyden reklamını sevmiyorum ama... Biz kazanmaya gücümüzün geldik. Gücümüzün yettiği kadar sahiplendik. Ankara Gücü'nün meşhur taraftar grubu gecekondu. Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Şankaya ve Yeni Mahalle Belediye Başkanı az çoktur neyse nasıl katkıda bulunabilirsin Çankaya ile görüş. Taraftarın sorunlarından biri transfer yasağıydı. Transfer yasağıyla alakalı olarak sizin somut bir olarak katkı sağlayıp sağlayamayacağınız konusunda aslında bizim bir şeyler duymaya ihtiyacımız var. Ne yapabiliyorsak az çok bir şekilde yapalım. Yavaş Melih Gökçe'ye de göndermede bulundu. Gökçe'nin oğullarının Ankara Gücü yönetimine girmesini hatırlattı. Benim iki kızım var, onların kulüp yönetmek gibi dertleri yok dedi. Yavaş gecekondudan alkışlarla uğurlandı. Evet abi az gelin. Teşekkür ettik arkadaşlar. YSK Başkanı Sadi Güven 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57.093.985 olduğunu açıklayan Güven, mükerrer seçmen de, sahte seçmen de, hayali seçmen de yok dedi. Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken bu seçimler için 56 bin kişinin kaydı donduruldu. Bu rakam oy kullanamayacakların sayısında bir önceki seçime göre %7608'lik bir artışa karşılık geliyor. YSK sahte seçmen yok dedi. 24 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken bu seçimler için 56 bin kişinin kaydı donduruldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde mükerrer ve hayali seçmen bulunmadığı konusunda güvence verdi. Kayıtlı olduğu seçim bölgesinde oturmayan 56.495 kişinin seçmen kaydının dondurulduğu açıklandı. Güven, mükerrer ve hayali seçmen kaydı, seçmen taşınması ve ölü kişilerin seçim kütüklerine hala kayıtlı olmasına ilişkin haberler için de bir açıklama yaptı. YSK Başkanı hayali ve mükerrer seçmen kaydına rastlanmadığını söyledi. YSK Başkanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeli seçmenlerin oy kullanamayacağını da sözlerine ekledi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları üzerine konuştu. Her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması için verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Biz takip etmeye, araştırmaya ve tespit etmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz dedi. Evet, AKP'de bu kez de Malatya krizi yaşanıyor. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmeyince açtı ağzını, yumdu gözünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarısını önceden yapmıştı. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Ben aday gösterilmedim diyerek partimize sırtını dönüyor. O kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demek. Ancak Erdoğan'ın uyarısı yeterli olmadı. AKP'de bu kez de Malatya'dan aykırı sesler yükseldi. Malatya'nın ilçeleri arasında ciddi bir kıyım olmuş. Bu sefer sesini yükselten Malatya Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mehmet Polat oldu. Başlarına olan arkadaşlarımız cezalandırılmıştır. Aday gösterilmeyince açtı ağzını, yumdu gözünü. Ama bizim arkamızda biz hançerlendik ve kendi elimize getirdiğimiz arkadaşlar bize yanlış yapmışlardı. Hedefinde Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve kendisini yerine gösterilen aday vardı. Başta hemşerimiz Öznur Hanım olmak üzere bunu başrolünü oynamıştır. Diğerleri de yanına fürgüranlık yapmışlardır. Üstelik o konuşmayı kendisi yerine aday gösterilen ismin önünde yaptı. Yeni aday da kalkıp odadan ayrıldı. Kendim bizzat İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermişim beni denetleyin diye. Ve diğer taraftan da arkadaşlar yok bitiriyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selahattin Gürkan'sa ortamı yumuşatmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polat sözlerine devam etti. Biz kendisinden memnunuz. Neticede biz bunu bayrak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016 yılında atanan üst düzey bir Yargıtay görevlisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldığı iddia edildi. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması Yargıtay'a da sıçradı. 3 Yargıtay üyesi hakkında inceleme başlatıldı. O 3 üye arasında biri özellikle dikkat çekiyor. O kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında üst düzey göreve atanan H.A. DAEŞ'le işbirliği yaptılar. FETÖ ile işbirliği yaptılar kaçan kaçana. Söz konusu isminde FETÖ'nün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefon aramalarına ilişkin soruşturmaya takıldığı belirtiliyor. Devletin kurumları içerisine sinenler, ininize gireceğiz, ininize. Başsavcılık bu 3 ismin dosyasını yüksek yargıç olmaları gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu bunun üzerine 3 üyeyle ilgili inceleme izni verdi. Olayı soruşturması için Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı görevlendirildi. Gözler o soruşturmadan çıkacak sonuca çevrildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, Hatay Meslek Edindirme Kursları toplantısında konuştu. Savaş son günlerde Bakan Soylu'yla yaşadığı polemiğe üstü kapalı cevap verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplantısında vatandaşlarla buluştu. Geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart yerel seçimleri sonrası Hatay için yapmayı vaat ettiği projeleri anlattı. Gündeminde ise Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında açılan soruşturma başlığı vardı. Soylu'ya üstü kapalı yanıt verdi. Vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor dedi. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderi farkındayım. Bu konuşmalarda gerçekten önümüzdeki süre içerisinde mutlaka adeta konuşacaktır. Ama bu kavgan içinde lütfen beni görmeyin. Savaş daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Reyhanlı, Yayladağ, Altınözlü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda ifadelerini kullanmış. Bakan Soylu'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Bir büyükşehir belediye başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya madem böyle bir tezkirata gidiyorsun, toplumu tahrik etmeye gidiyorsun.
Sana cevap verdik. Adam o, sen de cevap ver. Ben bakan olarak senin yalan söyledim. Neymiş? Altınözü, Yayladağ, öteki ilçe hangisiydi? Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacaklar diye milleti tahrik eden, milletimize yanlış bilgi veren, ben kamu sorumluluğunda bir adamsın ya. Kamu sorumluluğunda. Ha, bunun için gerekli soruşturmaya başlattığımızda söylemek isterim. Öyle yok bu iş ya. Lafı söyleyeceksin, yanında kalacak. Tahrik etmeye çalışacaksın. Ve kamu sorumluluğunda olan bir kişi olacaksın. Böyle bir şey yanına kalması doğru değil. Ha, ben yanlış yapıyorsam benim yanımda kalmasın. Ve bu tip manipülasyonlara hiçbirimiz yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye, halkın değerleri üzerinden istismar etmeye yönelik bir anlayışı elbette ki hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve ortaya koyacak. Ulaşım İstanbul'un en önemli sorunların başında geliyor. Sorunun çözümü için yeni yeni projeler geliştiriliyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'den Esenyurt'a ekspres hat projesi açıkladı ve CHP ikinci bir hamleyi de belediye meclisinde yaptı. İstanbul Tüneli projesine destek verdi ama çekincelerini dile getirmeyi ihmal etmedi. Kendime özel bir metrobüs almak. Yani sırf sadece ayakta gidip gelmemek için işe özel bir metrobüs almak. Tek hayalim o şu anda. Bahattin Çağaş'ın hayali 2018'in son günlerinde sosyal medyada günlerce konuşuldu. 2019'un ilk gününde de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bahattin Çağaş'la metrobüste yolculuk etti, sohbet etti. Vallahi özel metrobüsümüz olacak yani. Size gönül artık umarım oturup gideriz. İmamoğlu da ulaşım trafik sorununu İstanbul'un en önemli sorunlarının başında görüyor. Ekrem İmamoğlu, TEM otoyolu üzerine Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar bir ekspres hat projesi hazırladıklarını açıkladı. İmamoğlu, daha iyi algılansın diye adını ikinci bir metrobüs koyduk ama daha az duraklı olacak dedi. CHP'den ikinci ulaşım hamlesi ise İstanbul Tüneli projesi ile ilgiliydi. Tünel projesi seçim vaadi olarak sık sık gündeme gelen ancak henüz hayata geçirilmeyen projelerden. Üç katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi'nin İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Anadolu ile Avrupa yakasındaki karayollarını birbirine bağlayarak ulaşımda rahatlık sağlayacağı belirtiliyor. Üç katlı İstanbul Tüneli büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak. 2015 yılında da gündeme gelen ve seçimler öncesinde propaganda çalışmaları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından dillendirilen bu proje İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine Cuma günü yeniden geldi. CHP grubu çekincelerini dile getirdi ve evet dedi. İstanbul Tüneli ve ilgili plan değişikliği teklifleri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni İstanbul. Fransa'daki sarı yelekliler eyleminde polis sert müdahalede bulundu mu, bulunmadı mı? Eylemler başladığından bu yana tartışılan konulardan biri bu. Fransa İçişleri Bakanı Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etti. Diğer taraftan Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin üzerinde yaya kamerası bulunacağını açıkladı. Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerinde 4 kişi gözünden ağır yaralandı. İtiraf olarak yorumlanan açıklama Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'dan geldi. Bakan yaralıların bazılarının gözünü kaybedebileceğini belirtti. Bakan Castaner, Ulusal Polis Soruşturma Birimi tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açıldığını hatırlattı.
Kastaniya geçen hafta yaptığı açıklamada polisin gösterilerde eylemcilere şiddet uygulamadığını, aksine protestocuların polise saldırdığını öne sürmüş. Ayrıca gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Kastaniya cumartesi günü itibarıyla sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını da bildirdi. Böylece polis şiddetinden şüphelenildiğinde bu görüntülerin kullanılabileceğini anlatan Kastaniya, polisin saldırıya uğraması durumunda biber gazını kullanabileceğini ifade etti. Uluslararası Göç Örgütü 2019'un ilk 20 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 203 mültecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada 1-20 Ocak arası deniz yoluyla Avrupa'ya 4883 mültecinin göçmenin geçtiği, bunların 3429'unun İspanya, 1166'sı Yunanistan'a geçtiği, kalan kısmının ise Malta ve Kıbrıs Rum kesimi sahillerine ulaşabildiği aktarıldı. Açıklamada aynı dönemde 203 mültecinin Avrupa kıyılarına geçmeye çalışırken Akdeniz sularında hayatını kaybettiği belirtildi. Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sürecinde askıya aldığı Süleymaniye uçuşlarına yeniden başlanacağını duyurdu. 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar bu havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Erbil'e uçuşlar havalimanlarının Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle geçen yıl başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Süleymaniye kentine uçuşların da 25 Ocak'ta başlayacağını bildirdi. Ulaştırma Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları haftada 7 kere İstanbul-Süleymaniye seferi yapacak. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Nihat Kasap her gün kilometrelerce annesini sırtında taşıyarak hastaneye yetiştiriyor. Ve taşan dere yolu kapatınca hasta annesini her gün sırtında taşıyan Kasap, benim zoruma giden aslında bu tür imkanların olmaması diyor. Vefalı evlat annesini her gün kilometrelerce sırtında işte böyle taşıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 hafta önce taşan dere nedeniyle hasar oluşan ve balçaya dönen Gökçe Çakmak Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilmeyince araçlar mahalleye inip çıkamadı. Nihat Kasap da akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında 3 kilometre taşıyarak sağlık ocağına götürüp getirmeye başladı. Babam bu yoldan geçerken babam onu sırtına alıp gidiyor arabaya kadar. Arabadan sonra gelip tekrar bu yolu geçerek sırtında getiriyor. Biz okula giderken bu yolu kullanıyoruz. Nihat Kasap kendisine asıl koyanın annesinin yükü değil yolun halen yapılamamış olduğunu anlatırken duygusal anlar da yaşadı. Bana birisi desin ki anamı ben getirmem, anamı benim bir şey hizmet etmem. Ben anamı atacağım o zaman. Ana atılır mı? Anam beni taşımış 9 ay. Anam bir şikayet etmemiş. Ben anamı 9 iğne vurmaya getirmesem sırtıma. Devlet bana yardım etmese ben ne yapayım? Ben anamı mecbur getireceğim.
Ya öleceğim ya getireceğim. Başka imkanı yok. Allah elim ayağım tuttuğu sürece anamı mecburdan sırtımda götürüp getireceğim. Yorulmuyor musun abi? Yorulmak hissetmiyorum. Anam var sırtımda. Anayı kim yorgun hissediyor? Ben sadece anamı düşüreceğim, ondan korkuyorum. Ne kadar sıcak ödenir sana ya? Yoksa ana insanın sırtına yorgunluk vereyim mi? Bana yol komuyor. Bana verilen hizmeti yapmıyorlar. O zoruma gidiyor. Bu millet düşünmüyor ki buradan bu hasta nasıl gidiyor ya. Arıyorum, kimse yardım etmiyor. Nereye arasam boş çeviriyorlar. Kasap son olarak annem benden razı olsun, bana hakkını helal etsin yeter, yolumuzu yapsınlar yeter diye konuştu. Evet, Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili tartışmalar kamuoyunda geniş yer tutmaya devam ediyor. İşçiler, sendikacılar, CHP ve İyi Partili vekiller tank palet vatandır, satılamaz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tank paletin satışı değil devri söz konusu diyor. Peki vatandaş bu konuda